The Bayraktar TB2 has been operational for years, described as a game changer in recent conflicts like Kosovo. The weapon is needed. Turkey has filled this niche for unmanned aerial vehicles, the UAV. Bizim mesela Bayraktar TB2'si gizli yürütülen bir projeydi. Bayraktar TB2'si gizli yürütülen bir projeydi. Silahlanması çok stratejik olduğundan biz kimseye duyurmadık. Bizlere destek olup videolarımızın devamı için abone olmayı unutmayınız. Bayraktar TB2 SİHA, farklı coğrafyalarda ülkelerin en önemli silahlarından biri olmaya devam ediyor. Türkiye'nin Mali'ye ihraç ettiği Bayraktar TB2 SİHA'ların ilk görüntüleri Mali ulusal kanallarında yayınlandı. Malili televizyon kanalları Bayraktar TB2 ile alakalı, keşif, gözetleme ve savaş alanında artık Bayraktar TB2 SİHA'ya sahibiz. Bu çok önemli bir güç açıklamasını yaptı. Ülkenin hava kuvvetlerine teslim edilen Bayraktar TB2 SİHA'larla birlikte Bayraktar TB2'nin ihraç edildiği ülke sayısı da 27 oldu. Bayraktar TB2 SİHA, Libya, Azerbaycan ve Suriye'de yakalamış olduğu başarılar ve elektronik harp kapasitesi sayesinde bütün dünyanın ilgisini üstüne çekmiş durumda. Baykar tarafından geliştirilerek kullanıma sunulan Bayraktar TB2 taktik SİHA sistemi, kullanıcıya tüm çözümleri bir arada sunan, bütünleşik ağ tabanlı bir sistem mimarisi olarak öne çıkıyor. Sistem, Bayraktar TB2 SİHA platformu, yer kontrol istasyonu, yer veri terminali, uzak görüntü terminali, ileri üs ve jeneratör ile römork modüllerinden oluşuyor. Baykar'ın teknolojik kabiliyet ve yetenekleri sayesinde tüm sistem, yerli ve milli olarak üretildi. Bayraktar TB2 taktik silahlı insansız hava aracı, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa uzun havada kalış süresi sınıfına giren insansız hava aracı olarak biliniyor. 3 yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisi ile tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahip. 250 bin saatten fazla uçan TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 2014'ten bu yana aktif olarak görev yapıyor. Şu anda 110 adet Bayraktar SİHA platformu envanterde Türkiye'ye hizmet etmeye devam ediyor. Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde havada kalma süresi 27 saat 3 dakika ve irtifa 27.030 feet rekorunu kırdı. Bayraktar TB2, bu ölçekte ihraç edilen ilk hava aracı unvanını da taşıyor. Keşif, sürekli havadan gözetleme ve istihbarat görevlerini başarıyla yerine getiren sistem, milli akıllı mühimmatlar Roketsan MAM-L ve MAM-C'nin entegrasyonuyla birlikte savaş alanlarının vazgeçilmez unsuru oldu. Bayraktar TB2 SİHA, yerleşik lazer hedef işaretleyicisi ile hassas hedefleme yapabilir ve 4 akıllı mühimmata kadar faydalı yükü hedefe ateşleyerek imha etmesini sağlayabilir. Bayraktar TB2, hedefe yakın alanlara verilebilecek hasarları önlemek amacıyla hızlı gör ve vur özelliğine sahip tüm çözümleri sunan bir sistem olarak geliştirildi. Sistem, bu özellikleriyle sivil güvenliğini ön planda tutuyor.